Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat ne kadar sürecekti? Bin yıl. Ama hemen bitti zannettik. Hayır az bile söylediler. Bin yıl değil kıyamete kadar sürecek. Şekil değiştirecek, dönüp tekrar gelecekler. Bunlar şeytanın askerleri değil mi? Şeytan iddialarından vazgeçmiş değil. Aksine o bugünlerde fazla mesai yapıyor olsa gerek. Not. Şeytanın varlığı günah işlememizin bahanesi değildir ve olamaz. Karanlık aydınlığın yokluğudur. Görevimiz şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaktır. Dikkat edelim şeytan bizi Allah'la aldatmasın. Ve bilelim ki ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağıdır. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hükmü vardır. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabilir. Rand rapor yayınlamış. Erdoğan ve AK Parti gidebilir. Erdoğan ve AK Parti sonrası muhtemel gelişmelere göre alternatif politikalar hazırlamak gerek. Avrupa Birliği'nden bunu destekleyen bir haber daha. Almanya'da sol parti Alman hükümetiyle FETÖ arasındaki ilişkiyi soruyor. Aldığı cevap ilginç. Haber şöyle. Erdoğan sonrası mahrem bilgileri kullanmak için sol parti Alman hükümetini Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen A ilişkileri sıcak tutmak ve cemaatin elindeki mahrem bilgileri kullanmak istemekle suçladı. Sol Parti Meclis Grubu'nun iç politika sözcüsü Ulla Yelpke, Alman federal hükümetiyle Gülen hareketi arasındaki temas ve işbirliğine yönelik soruya istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle cevap veriliyorsa benim için alarm çanları çalıyor demektir, dedi. Yelpke, soruya verilen cevabın Gülen hareketiyle özellikle de istihbarat düzleminde temasların gerçekleştiği izlenimini doğurduğunu kaydetti. Alman hükümetinin Erdoğan sonrası Türkiye'de nüfuz için Gülen ile ilişkileri sıcak tuttuğu gibi güçlü bir görünüm olduğuna dikkat çeken Yelpke, o zamana kadar Alman istihbarat birimleri bu hareketin 10 yıllar boyunca Türk devletinin içine sızışı ve devasa yasa dışı dinlemelerle kazandığı mahrem bilgilerden yararlanmak istiyor görüşünü savundu. Alman hükümeti, Sol Parti'nin hükümetin FETÖ ile ilgili tutumunu sorduğu önergeye, konunun istihbarat birimlerinin işleyiş kabiliyetini özel olarak etkileyecek nitelikte olduğu ve bu nedenle kamuoyuyla paylaşılabilecek bir şekilde ele alınamayacağı cevabını vermişti. Sol Parti'nin soru önergesi, Berlin'de kurulması planlanan ve tek tanrılı üç dini içinde barındıracak House of One projesine Alman hükümetinin 10 milyon Euro'luk destek vereceğini açıklaması üzerine verilmişti. İçinde sinagog, cami ve kilisenin yer alacağı projenin İslam ayağını FETÖ'ye bağlı Forum Diyalog oluşturuyordu. Anlaşıldı. FETÖ artık Amerika ve Batılı ülkelerin istihbarat örgütlerinin tepe tepe kullandıkları bir taşeron örgüt. BCG zaten NATO'nun gölgesinde kuruldu. Soğuk Savaş sona ererken kızıl tehlikenin yerini yeşil tehlike aldı. Radikal İslam'a sopa gösterilirken ılımlı İslam'a havuç verilecekti. Bunlardan biri BCG, ötekisi FETÖ'ydü. BCG'yi kim, niçin örgütlediyse İslamofobiyi da onlar onun için örgütledi. Dün bunlar düşman kardeşlerdi, bugün bunların kriptoları tekrar bir arada. Sırtınızı FETÖ'ye dayayıp BCG ile mücadele ederken daha sonra BCG ile sağlanan mütabakat sonucu FETÖ'ye karşı operasyon yapıldı. Şimdi bu ikisi bir araya gelip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı operasyona hazırlanıyor. Ne KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklaması ne de darbeci Hafter'in silah tedarikçisi, radikal ve ayrılıkçı İslam'la mücadele planını kamuoyuyla paylaşan Macron'un İslami ayrılıkçılıkla mücadele edeceğine dair sözleri bu süreçten bağımsız değil. Hay Allah! Abdullah Gül, siyasal İslam tüm dünyada çökmüştür derken kime ne söylemek istedi acaba? Öyle ya, biz yenilmiş bir medeniyetin çocuklarıyız, değil mi? Diyorlar ki Erdoğan giderse AK Parti diye bir şey kalmaz. AK Parti giderse her şey mümkün. Yeni bir CHP, yeni bir MHP, yeni bir HDP ve İyi Parti zor değil. Bu çevrelerin önünde Erdoğan engel gibi duruyor. O zaman onu devirirlerse domino etkisiyle diğerleri de devrilir. Erdoğan'ı ortadan kaldırmayı da düşünebilirler, onu itibarsızlaştırmayı da. Wikileaks belgeleri gibi bir takım belgelerle yakın çevresini hedef alabilirler. Gezidekine benzer sokak eylemleri her zaman gündemde. Strafor ve benzer örgütler temas oldukları sosyal medya unsurları üzerinden yeni bir vicdan hareketi başlatabilirler. Bu onlar için zor değil. Balyoz ya da 28 Şubat'ta Erbakan'a karşı benzer senaryolar hazırlanmıştı. Beşli çeteyi hatırlayın. TİSK'te, Disk de, Türk işte aynı safta. Fransa'da o insanları kim nasıl sokağa döktü işte öyle. Üniversiteler, işsizler, gençler çok çabuk mobilize edilebilir. Irak, Lübnan, İran ya da Hong Kong'dakine, Paris'tekine benzer bir eylem neden İstanbul'da olmasın? Birileri Marsilya'da bir takım üniversite rektörlerinin global gençlik hareketlerini konuşmuşlar. Siz misiniz BOP'u sabote eden, 100 yılın projesine karşı çıkan? Cevap İdlib'den. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez Savaşı'nın hemen öncesinde 13 Ocak 1991'de Çankaya'ya Baba Bush'un selamıyla Özal'a ile iyi geçinilmesi gerektiği, Kürdistan'ın hayata geçirilmesi gerektiği ve Türkiye'nin Amerika'nın bölge politikasıyla uyumlu bir şekilde bu iki ülkeyle birlikte saç ayağı oluşturmasının Türkiye'ye sağlayacağı avantajları anlatıyordu. Türkiye bu şeytan üçgeninin bir ayağı olmayı kabul etmediği sürece darbe tehdidinden kurtulamayacak. Darbeci tehdidi uluslararası sistemin varlığı sürdükçe devam edecektir. Terör, savaş ve darbeler bu düzeni sürdürmek için yapılıyor. Sokak eylemlerinin Türkiye ile birlikte İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya'ya yayılması sürpriz olmaz. Görünen o ki mevcut joker eylemleri şiddetini arttırarak yayılmaya devam edecek. Darbe olacak diye ortalığı velveleye vermeye gerek yok ama öte yandan da darbe olmayacak diye kimse rehavete kapılmasın. Haf ile reca arasında bir yerde duralım. Her şey mümkün. Şartlar oluşursa olmayacak dediğiniz şeyler olabilir, şartlar oluşmazsa olmaz. Son zamanlarda içeride ve dışarıda birbirinden bağımsız gibi görünen olayların arasında derin bağlar olabilir. Sahi Ergenekon balyoz derken BCG aklandı. Şimdi Gezi de aklandı. İyi, FETÖ'cülerin tepe kadrosu gitti. Ortası ticaret, altı ibadet diyorsunuz ya, parası olan, dayısı olan amcaların devreye girdikleri de bir şekilde dışarıda. O zaman ötekilerini de affedin gitsin. Niye birbirinizi suçlayıp duruyorsunuz ki? Ciddi bir iş yapmak istiyorsanız önce kendi içinize bakın. Darbe iddialarını ciddiye alın derim. Güncellenmiş senaryolarıyla dört bir koldan harekete geçmeleri sürpriz olmaz. Selam ve duayla. Yeah. <clears throat>